Merhaba arkadaşlar, ben Kerem Öziş. Eğitim hakkında konuşan adam kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere master programları ile ilgili bahsedeceğim. Master programlarını İngiltere, Amerika, Kanada, Malta gibi ülkelerde eğitimini almanız mümkündür. Bunun dışında önemli olan detayları size belirteceğim. Mesela bu programın süresi bazı ülkelerde bir yıl sürdüğü gibi bazı ülkelerde iki yıl sürmektedir. Özellikle bir yıl sürenlerden İngiltere ve Malta'da farklı şekilde kabul şartları mevcuttur. İlk etapta İngiltere'den bahsedeyim size. İngiltere'de bir yıl süren master programlarında bildiğiniz üzere IELTS puanı şarttır. Yani bir üniversite mutlaka sizden IELTS puanını isteyecektir. Kimi üniversite 6.0, kimi üniversite 6.5 istediği gibi bazı üniversiteler daha yüksek puan da isteyebiliyor. Buna göre üniversite mezuniyet notunuzda kimi üniversitelerde çok önemlidir. Gelelim diğer bir seçenek olan Malta'ya. Malta'da da bir üniversite seçeneğine baktığınızda bir 6.0 isteyen yer var, bir de hiç IELTS puanı istemeyen üniversiteler var. Yani master programını yapmak istediğinizde avantaj sağlayabilecek detaylardan biri Malta'da IELTS puanı istemeyen bir yerin olmasıdır. Buna göre üniversite mezuniyet notunuz tabi ki de değerlendirilir ve kabul şartlarınız oluşturulur. Diğer iki seçenekten olan Amerika ve Kanada'ya ele alacak olursak, Amerika'da ve Kanada'daki eğitimler genelde 2 yıl sürmektedir. Bu 2 yıllık programın genelinde TOEFL puanı ya da IELTS puanı gibi puanlar sizden beklenmektedir. Üniversiteler arasında yine değişkenlik gösteren bu IELTS puanları ya da TOEFL puanlarında gerekli olan skoru elde etmeniz durumunda rahatlıkla kabul alabilirsiniz. Özellikle sorulan çok fazla bir detay var. Bu detaylardan biri işte MBA programı yapmak istiyoruz, master programı yapmak istiyoruz fakat iş tecrübesi genelde soruluyor. Evet, doğrudur. Kim üniversite iş tecrübesi kesinlikle arar ama bunu aramayan üniversiteler de var. İngiltere'deki birçok üniversite sizden iş tecrübesi sormamaktadır. Bunu istememektedir. Bununla birlikte bir yıllık bir İngiltere'deki üniversite master programına kabul edilebilmeniz için şu detaylar istemektedir. Pasaportunuzun kopyası, üniversite diplomanız, transkriptiniz, CV'niz, akademik referansınız mutlaka yeni tarihli olmalıdır bunu unutmayın ve IELTS puanınız. Bu belgeleri sunmanız durumunda yüksek ihtimalle eğer üniversitenin istediği detayları, puanları eğer siz erişebiliyorsanız kabul alabileceksinizdir. Gelelim bir farklı versiyon detaya. İngiltere'de bir yıl olan bu programlarda veya Malta'da veya Amerika ve Kanada'daki iki yıl olan bu programlarda şöyle ekstra olan bir durum da söz konusu. Özel üniversitelerin öğrencilerine daha iyi imkan sunabilmeleri için bir yıllık olan örnek vermek gerekirse programa şu şekilde bir eklenti uygulanmaktadır. Bir yıl eğitiminizi yapın, akabinde bir yıllık da staj imkanı size sunalım. Üniversiteler genelde bu staj imkanını da sunarak öğrencilerin biraz daha fazla zaman geçirmesini o ülkede ve uygulamalı olarak aldıkları dersi iş hayatında da gösterebilmelerini ya da uygulayabilmelerini sağlamaktadırlar. Bahsetmiş olduğum bu master programlarının çeşitli başlangıç dönemleri mevcuttur. Genelde en klasik, en meşhur olan dönemler Eylül ve Ocak dönemleridir. Fakat stratejik olarak üniversiteler daha fazla öğrenci kabul edebilmeleri için ara dönemler de açmaktadırlar örnek vermek gerekirse Nisan dönemi veyahut e, Haziran dönemi gibi farklı dönemler açmaktadırlar. Bununla birlikte öğrencilerin daha fazla katılımını sağlamaları mümkün olmaktadır. Başlangıç dönemlerinin dışında ücretlendirme nasıl oluyor diye sorular çok aldık. Ücretlendirme olarak şunu söyleyebilirim. Genel olarak bir ayrım yani bir aralık vermek gerekirse 7.000 pound ücretten başlayıp 26.000 pounda kadar İngiltere'de aynı şekilde 5.000 eurodan başlayıp 18 bin euroya kadar Malta'da, Amerika ve Kanada'yı da ortalama olarak söyleyecek olursak 25.000 Kanada dolarından 35 bin Kanada dolarına ya da 25 bin Amerikan dolarından 35 bin Amerikan dolarına doğru doları olacak şekilde bir aralık vardır. En güzel haberim ise şu, Başvuracağınız üniversitelerin birçoğu Türkiye'den gelen öğrencilere özel farklı bir burs sunmaktadır. Bu bursların arasında sizin başarı notunuzdan dolayı, notunuzun başarılı dair olmasından dolayı aldığınız burslar, ayrıca IELTS puanınızın yüksek olmasından dolayı alacağınız burslar, yazdığınız niyet mektubunun kaliteli ve iyi derecede olmasından dolayı alacağınız burslar veya Amerika'da Kanada'da çok meşhur olan spor bursu gibi bursların olması da mümkündür detaylarla ilgili benimle irtibata geçmeniz durumunda başvurmak istediğiniz üniversite ya da sorgulayacağınız üniversitelerle ilgili ortak bir çalışma yapabilir ve size uygun olan seçeneği bulup akabinde başvurumuzu yapabiliriz. Arkadaşlar genel olarak master programlarıyla ilgili size özet olarak bu şekilde bilgi sunabilirim. Aklınıza takılan sorular olması durumunda yorum kısmına bunları yazabilir veyahut Instagram hesabımdan ya da WhatsApp numaramdan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Videolarımı like atmayı, beni desteklemeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.